Miyase İlknur, Cumhuriyet Gazetesi. Zorlayın onlar da gitsin. Muhalif seçmenin yenilgi travmasını kullanarak yapılan sözüm ona eleştiri ya da analizlerde nezaket, edep sınırlarının açılması bir yana, içlerinde bastırdıkları ırkçı, mezhepçi duyguları da zehirli dillerine yansıyor kimilerinin. Edep yahu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun partinin politik çizgisine yönelik attığı adımları yerden yere vur, parti içi demokrasinin Baykal dönemindekinden hiç de farklı olmadığını en ağır şekilde eleştir. Aday olmaktan ısrarını yargıla ama inancı üzerinden saldırmak, partiyi mezhep aidiyeti üzerinden dizayn ettiği eleştirisi üzerinden vurmak hem yanlış tahlil hem de tehlikeli sulara yelken açmaktır. Dünyadaki tüm sosyal demokrat partiler azınlıkların ötekilerin sığındığı bir liman işlevi görür. Dinci milliyetçi partileri tehlike gören toplumun ötekileri sol ve sosyal demokrat partilerin gölgesine sığınırlar. CHP'de Ecevit'in genel başkan olup parti sol kulvara çekmesi nedeniyle işçilerin, kent yoksullarının, kürtlerin ve alevilerin sığınağı olmuştu. Önce Karadenizler gitti. 1970'li yıllarda özellikle metropollerde CHP içinde Karadenizli kent yoksullarını hedef tahtasına oturtulmuştu. Bu bölgeden büyük kentlere aş için gelen Karadenizli yoksullar kentte tutunmak için emeğin kutsallığını, eşit ve hakça bir paylaşımı savunan CHP çatısı altında kümelendiler. O yıllar henüz doğu ve güneydoğu'dan kitlesel göçler yaşanmadığı için parti içinde ağırlıkları hissedilir düzeydeydi. Hemşehrileri Orhan Eyüboğlu'nun CHP'nin genel sekreteri Ali Sohtorik'ten başlayarak Ali Topuz ve Aytekin Kotil'in İstanbul İl Başkanlığı yapması Karadenizliler için partiyi çekim merkezi haline getirmişti. Delege seçimlerinde kaybeden taraf hemen bağırırdı. Partideki bu Karadeniz cuntası dağılmadan bu parti iflah olmaz. Sanki CHP'nin iktidar olmasının önündeki tek engel Karadenizlilerdi. Sonunda gitti Karadenizler. Zaman içinde kentte tutunmuş olmanın ve sınıf atlamanın rahatlığıyla merkez sağ partilere dağılmışlardı. Şimdi Karadeniz'leri yeniden kazanmak için 40 takla atıyor CHP. CHP Kürtleri de gönderdi. 1980'li yıllarda tarımın bitirilmesi, terör ve 12 Eylül'ün olanca şiddetiyle solcuların ve Kürtlerin üzerine gitmesi yoğun göçlere neden oldu altında kayıplar, faili meçhuller, işkence tezgahından geçen milyonların umudu, insan haklarını savunan SHP'ydi. Demokratik bir parti tüzüğüne sahipti. Milletvekilleri, belediye başkanları ön seçimle belirleniyordu. SHP'de bu kez Kürtlerin ve Alevilerin varlığından rahatsızlık duyulmaya başlandı. Bunlar niye vardı? Partinin çağdaş sosyal demokrat bir parti olmasının önündeki engel bu kara bıyıklı köylülerdi. Onlar partiden gitse çağdaş bir sosyal demokrat parti görünümü verilecek ve tek başına iktidar olunacaktı. O yıllarda Bitlis ve Ağrı hariç SHP'nin Kürt bölgelerinin tamamında belediye başkanı ve milletvekilleri vardı. Ama terörle mücadelede hukukun dışına çıkılmasına kendi partileri sesini çıkarmıyor, seslerini duyurmuyordu. Üstüne üstlük parti içindeki varlıkları delege hesabı nedeniyle rahatsızlık yaratıyordu. İyi babam madem istemiyorsunuz hadi eyvallah deyip gittiler. Aleviler gitsin mi? Aleviler kaldı. Çünkü gidecek yerleri yoktu. Layıklıyı savunan bir parti olmadığı için kaldılar. 1999 seçimlerinde Baykal'ın İstanbul İl Başkanlığı seçiminden sonra ilk kez bir Alevi ve Kürt olmayan bir il başkanı seçildi demecinden sonra büyük bir bölümü DSP'ye gitti ve CHP'yi baraj altı bıraktı. Artık DSP yok. Haziran 2015 seçimlerinde CHP'nin layıklığa sahip çıkmayışına öfkelenip bir bölümü HDP'ye gitti. Ancak Kasım seçimlerinde HDP'nin bir anda dümeni kırıp Şeyh Said, Said Nursi güzellemesi yapması üzerine Aleviler ''Biz nereye geldik yahu, bizim ev buradan iyiydi.'' deyip gerisin geri döndüler. CHP de zaten Aleviler bana mahkum, laikliği ve onların hakkını savunup ne yapacağız modunda bir siyaset yürüttü. Karadenizli ve Kürtlerden sonra şimdi Aleviler istenmiyor CHP'de. Alevicilik yapıyorlarmış. Baykal döneminde de Çerkesçilik yapılıyor diye şikayet vardı. Parti içinde ideolojiler tartışılmıyor. Bu ideolojileri savunan kanatlar oluşmuyorsa kimlik politikaları ve hemşericilik üzerinden siyaset yapmak kaçınılmaz. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun parti içi siyasette Alevicilik yaptığı tezi tümüyle gerçek dışı. İstanbul, Ankara ve İzmir kongrelerinde kaç kez aday çıkan Alevilere çekil baskısı yaptı. Çekilmeyince karşılarındaki adayı destekledi. Aleviler CHP'ye Kılıçdaroğlu ile gelmedi. Hep vardılar. 70'lerde de vardı, 80'ler ve 90'larda da ön seçim geleneği olduğu için daha çok milletvekili, belediye başkanı ve parti organına seçilebiliyordu. Allah'tan Kılıçdaroğlu ön seçimi kaldırdı da sayıları nispeten azaldı. Ne dersiniz Karadeniz'ler, Kürtler gibi Aleviler de gitsin mi? Ya da Tüzü'ye onlar için seçme hakkına sahiptir ama seçilme hakları yoktur diye madde konusun ve bu mesele de kapansın. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.